Önceki videolarda vektörlerle epey uğraştık. Birçok problemin içinde atış hareketlerinde ya da eğik düzlem sorularında kullandık. Her zaman çizdiğim vektör gibi bir vektörümüz vardı. Mesela buradakinin hızı 10 metre bölü saniye dedim. Ve açısı 30 derece olsun. Daha önce onu x ve y bileşenlerine ayırdım. Bu vektörü v dersem şu simgeleri kullanacağım. v indis x bakın vx buradaki vektör. Evet, vx bu vektör. Yani vektörün x bileşeni. v indisi ise vektörün y bileşeniydi. O da bu vektör. Bu vx, bu da vy idi. Şimdi ikinci görevimiz bunları hesaplamak. vx 10 çarpı bu açının kosinüsü olmalı. 10 çarpı kosinüs 30. Kosinüs 30 kök içinde 3 bölü 2'ye eşit. Ama şu an bunu düşünmeyelim. vy ise 10 çarpı bu açının sinüsü. Evet bu da ikinci göreviniz olmalı. Eğer bunu yapmazsanız k, koko, takako diye bir yöntemiz var onu kullanabilirsiniz. Matematik videolarında bu konuyu ayrıntılı bir şekilde anlatıyoruz. Sinüs 30 deyince karşı bölü hipotenüsü alıyoruz. Buna daha sonra geri dönebilirsiniz. Bunların hepsini daha önceki videolarda anlattık. Siz de ilk vektör videolarını bir daha gözden geçirebilirsiniz. Bu videoda kolay atış hareketlerinde kullanacağınız bilgiler öğreteceğim. Başlangıçta karmaşık vektörlerle uğraşacağız. Belki çok boyutlu vektörler de olacak. Üç boyutlu vektörler ya da en boyutlu vektörleri içeren cebire de bakacağız. Sonuçta vektörleri her seferinde çizmek yerine mantıklı ve analitik bir yola ihtiyacımız var. Her neyse, bugün yapacağımız şey birim vektör gösterimi. Peki bu ne demek? Önce birim vektörü tanımlayalım. Eksenleri çizeyim. Şunu aklımızdan çıkarmayalım. Yapacaklarımız başta biraz karışık görünebilir. Ama daha önce yaptığımız fizik problemlerinden çok da farklı değil. Eksenleri buraya çizeyim. Diyelim ki bu 1, bu 2, 0, 1 ve 2. Bunlar da y yönünde 1 ve 2 olsun. İki boyutta birim vektörleri tanımlamaya çalışıyorum. Önce vektörü tanımlayacağım. Buna i vektörü diyeceğim. Bu bir vektör. Sadece x bileşeni var, y bileşeni yok. Uzunluğu da bir birim. Evet bu i vektörü. Birim vektörü başına bir şapka koyarak gösteriyoruz. Aslında birçok gösterimi var. Bazı kitaplarda şapkasız kalın bir i olarak gösterilir. Başka semboller de var. i gördüğünüzde onu bir sanal sayı değil birim vektörü olduğunu düşünün. Boyu bir birim ve tamamen x yönünde ilerliyor. Şimdi başka bir vektörü tanımlayacağım. O da j olsun. Aynı şey ama y yönünde. Bu vektör j başına ufak bir şapka koyalım. Bunları neden yaptık? Çünkü iki boyutlu bir sistemde çalışıyoruz. Daha sonra üç boyutta çalışacağız ve orada üçüncü eksen de olacak. Ona da K diyeceğiz. Ama şimdilik bu bir kenarda dursun. İki boyutta çalışıyorsak bir vektörü iki vektörün toplamı şeklinde düşünebiliriz. Peki bu nasıl olur? Bu vektöre V diyelim. V vektörü onun x bileşeni ve y bileşeninin toplamına eşit olmalı değil mi? Onları toplarken onları baştan hoca bu şekilde yerleştirebilirsiniz. Ve bu da toplam. Önceden söylediğimiz gibi V vektörü onun x bileşeni artı yine onun y bileşenidir. Vektörleri toplarken onları baştan sona ekleriz. Toplamın sonucu da bittiği yere kadardır. Vektörleri uç uca eklemek istediğinizde bunu uçtan başa doğru koymalıyız. Ve burada bitirmeliyiz. Bitiş burası. Vektörümüz de bu olacak. Tamamdır. Vx'i birim vektör i'nin katı olarak yazabilir miyiz? Ona bakalım. Tabii ki yazabiliriz. Vx tamamıyla x yönünde. Ama onun boyu 1 değil. Onun boyu 10 çarpı kosinus 30. Birim vektörü buraya çizeyim. Bu da birim vektör i. O böyle bir şey olacak. Vx de aynı yönde ve o sadece birim vektörün katı. Ama birim vektörün kaç katı? Birim vektörün boyu 1. Bunun boyu ise 10 çarpı kosinüs 30. Bu da 5 kök 3 gibi bir şey yapıyor sanırım. Vx'i şöyle yazabiliriz. Başka bir renge geçiyorum. Vx 10 çarpı kosinüs 30 çarpı birim vektör i. i'yi aynı renkte yazacağım ki karıştırmayın. Çarpı birim vektör dedik. Bu size bir şey ifade etti mi? Birim vektör i ile aynı yönde. V'nin x bileşeni sadece biraz daha uzun. 10 çarpı kosinüs 30 katı uzunluğunda. Kosinüs 30, 5 kök 3 yapıyor. Yani i'yi de yazacağız. Benzer şekilde y bileşenini de j'nin katı olarak yazabiliriz. v'ye yani v'nin y bileşeni v çarpı sinüs 30'dur. Sinüs 30 neydi? Sinüs 30 1 bölü 2'ye eşit. 1 bölü 2 çarpı 10 eşittir 5. Y bileşenin tamamen y yönünde. O yalnızca j birim vektörünün bir katı olacak. Onun kaç katı olacak onu bulalım. y bileşeninin uzunluğu 5 birim. Birim vektörün uzunluğu da sadece 1. Yani sadece 5 çarpı birim vektör j olur. Peki v vektörünü nasıl yazabiliriz? v vektörünün x bileşeni ile y bileşeninin toplamı olduğunu biliyoruz. Bu v vektörünün tamamı. x bileşeni ne? x bileşeni x birim vektörünün çarpımı şeklinde yazılabilir. O da burada var. Onu 5 kök 3 i artı onun y bileşeni olarak yazabiliriz. Peki y bileşeni ne? Y sadece y'nin birim vektörünün üzerindeki eğlenceli şapkası olan j'nin katı. Sadece bu. 5 çarpı j. Buraya kadar birim vektörü tanımladık. Yeşil renge geçiyorum. Çünkü bu i vektörünü hatırlamamız kolaylaşacak. Buradaki birim vektör işte bu. Birim vektörleri iki boyutta kullanarak, ki bunu daha çok boyutta da yapabiliriz, iki boyutlu vektörü analitik olarak ifade edebiliriz. Daha önce yaptığımız gibi her seferinde çizmek ve onun bileşenlerini göstermek yerine bunu kullanabiliriz. Analitik ve grafiksiz yöntemde kalabiliriz. Aslında bu yöntemi kullanışlı yapan şu. Eğer bir vektörü bu formatta yazarsam, şekil çizmeden onları toplayabilir ya da çıkarabilirim. Ne demek istiyorum? Herhangi bir a vektörü alalım. Mesela 2i artı 3j olsun. Elimde bir tane de vektör b var. Bu küçük ok vektör işareti. Bazen bütün bir ok işareti olarak da görebilirsiniz. Diyelim ki bu da 10i artı 2j olsun. A ile B'nin toplamı ne olur diye sorarsam, birim vektörleri öğrenmeden önce onları çizmek, başına ucuna yerleştirmek zorundaydık. Yani şekil çizmemiz gerekiyordu. Bu da çok zamanımızı alıyordu. Ama x ve y bileşenlerini ayırmayı öğrendikten sonra ayrı ayrı x ve y bileşenlerini toplayabiliyoruz. Böylece a artı b eşittir. 2 artı 10 çarpı i artı 3 artı 2 çarpı j. Bu da 12i artı 5j yapıyor. Bazılarınız vektörün şeklini çizip onları toplamak isteyebilir belki. İlerideki videolarda ben de bunlardan birkaç örnek gösterebilirim. Ama yine aynı sonuca ulaşacaksınız. İlerleyen videolarda karmaşık fizik videolarına ve işlemlere fizik yapmaya başladığımızda bu yöntemin ne kadar kullanışlı olduğunu anlayacağız. Her neyse 10 dakikayı aşmadan videoyu bitireyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.